Merhabalar, Denizden Babam Çıksa.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Su ürünleri yetiştiriciliğini daha iyi bir yerle getirmek ve bir protein kaynağı olarak deniz ürünleri ile ilgili yeni pratikleri geliştirmek için dünya çapında şu anda pek çok araştırma yürütülüyor. Bunlardan birisi de dikkat çekici şekilde yaygınlaşarak daha fazla kişinin dikkatini çeken ahtapotlar ve ahtapot yetiştiriciliği. Peki kendimize sormamız gereken soru aslında şu: ahtapotları gerçekten yetiştirmeli miyiz? Pek çok çevrede tüketim hedefli olarak ahtapotları yetiştirmenin gerekli olup olmadığına dair kapsamlı bir tartışma sürüyor. Ve ahtapot yetiştiriciliği şu anda ekolojik ve çevresel boyutun ötesinde etik yönden de ele alınıyor. Fakat farklı görüşlerden fikirleri biz daha önce Denizden Babam Çıksa.com'da yer vermiştik. Dilerseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Denizde yaşayan diğer türlere göre daha zeki olduklarını elde ettiğimiz kanıtlara bağlı olarak düşündüğümüz yaşam alanlarını korumak için ya da beslenmek için gösterdikleri davranışlar ve hatta daha basit haliyle görünüşleri bile ahtapotları tarih boyunca farklı yerlere koymamıza neden oldu. Fantastik Edebiyat'ın önemli kitaplarına göz atın ya da hatta günümüzün modern fantastik sinemasına şöyle göz atın. Ahtapotlar daima bilinmezin ve korkunun merkezinde olan canlılar oldular. Peki ahtapotu bir su ürünü olarak düşündüğümüzde karşınıza ne çıkıyor? Katma değeri oldukça yüksek bir su ürünüyle karşı karşıyayız. Dünyadaki herhangi bir şehirde, uzak doğuda Tokyo'da, Seul'de, Hong Kong'da, Amerika kıtasına geçtiğimizde New York'ta, San Francisco'da, Londra'da, Paris'te, Amsterdam'da, hatta Brüksel'de diyebiliriz. Bir de ülkemize bir baktığımız zaman İstanbul'da, Bodrum'da kendine pazar bulabilen önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Dünyadaki tüketim algısına baktığımız zaman yüksek kaliteli sofraların vazgeçilmez ürünlerinden bir tanesi haline geliyor. Peki ahtapotun geleceğiyle ilgili ne var? Tabii ki onda da büyük bir endişe. Dünya denizlerindeki diğer su ürünleriyle ortak bir gelecek kaygısını taşıyor. Ahtapot da soyu tehlike altında olan türlerden birisi. Yeni içerikleri, videoları, podcastleri ve içerik formatlarımızı takip etmek, gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olmak için bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. İşte bu yüzden ahtapotların yetiştirilip yetiştirilemeyeceği konusundaki yapılan araştırmanın önemi büyük. Avustralya, Meksika, İspanya, hatta yanı başımızdaki komşumuz Yunanistan'da dahi ahtapotların kültürü alınıp alınamayacağı konusundaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kuzeyde Karadeniz, batısında Ege Denizi, güneyinde Akdeniz ile çevrili olan, hatta kendisine ait bir iç denize olan Türkiye'de ise bu çalışmalardan çok fazla maalesef bulamıyoruz. Fakat ülkemiz bu araştırmalardan geri kalmamalı. Dünyaya en fazla işlenmemiş su ürünü tedarik eden ülkelerden birisiyiz. Özellikle çipura ve levrek konusundaki uluslararası üstünlüğümüzü korumak için hali hazırda var olan ürünlerin durumunu devamlı olarak iyileştirmemiz gerekirken yeni ürün geliştirme çabalarını da son derece kararlılıkla devam ettirmemiz gerekiyor. Bu yeni ürün geliştirme çabalarımız belki sadece ahtapot özelinde olmayabilir. Şu sıralar bizim ıskarta olarak düşündüğümüz balıklar, kabuklular, hatta yumuşakçalar gelecekte denizden protein ellesine üst sıralara taşıyacak olan önemli kaynaklar olarak düşünülebilir. Çünkü neden? İklim etkisine bağlı olarak denizlerimiz ısınıyor, asiditesi düşüyor ve suyun altındaki denge sandığınızdan daha kolay bir şekilde bozuluyor. Biz sabit kalarak ve aynı türlere odaklanarak şartlarımızı daha ne kadar koruyabiliriz? Burası biraz muamma. Yeni türlere daha kolay kültür alınabilen türlere odaklanırsak gelecekteki su ürünleri tedariğinde de önemli bir yere kendimizi konumlayabileceğimizi düşünüyorum.
lafı daha fazla uzatmadan birazdan linkine de ulaşabileceğiniz bu raporu neden Türkçe çevirdiğim konusunda size çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Coğrafi özellik olarak bize epey uzakta gibi görünen Avustralya'da Octopus tetricus ve Octopus berima cinsi iki ahtapotun yetiştiriciliği üzerine hazırlanmış olan ve yetiştiricilik yöntemlerine dair değerli verileri içeren bu rapor Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve sektöre yenilik katmak isteyen tüm girişimcilere Türkçe olarak bir kaynak olsun diye aslında çevrildi. Bu Türkçe çevrilmiş olan bu kaynağın nitelikli, işe yarar ve belki de bu işi yapmak isteyen kişilere yol gösterici bir araç olmasını temin ediyorum. Umarım yayınlanan yeni rapor hakkında hazırlamış olduğum bu video size azıcık da olsa bilgi vermiştir. Sevgiler, saygılar diliyorum. Deniz Dama Bançık.com YouTube'da, sosyal medyanın diğer mecralarında Twitter ve Facebook'ta takip etmeyi, gönderileri beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İyi günler, evde kalın.